Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çok önemli bir konunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet kitaplarda bulamayacağınız bir konu ama benim çok önem verdiğim bir konu. Ben geometride kardeşim. Dört tane konuya çok özen gösteririm ve çok önem veririm. Sizlerin de bu şekilde davranmasını isterim. Çünkü arkadaşlar bu konular bize geometrinin çoğunluğunu yapmamıza sebep konulardır. Nelerdir bunlar? Birincisi ek çizim. Neyi nerede çizeceğimizi yani bir çizim çizeceksek mantığıyla birlikte o çizimi çizdiğiniz zaman olay bitecek. Öyle kafanıza göre çizgiler yok. Biraz sonra anlatacağız. İkincisi dik üçgen. Dik üçgeni bilen bu geometride acayip bir şekilde hızlanır ve çoğu konuyu yine iyi bir şekilde yapar. Çoğu konunun bir altyapısıdır. Katı çizimlerde bile dik üçgeni kullanacaksınız. Her konuda analitik geometride bile dik üçgeni kullanarak kısa yoldan çözümlere ulaşacaksınız. Üçüncüsü üçgende benzerlik. Benzerlik anasıdır. Yani geometrinin anasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gibi benzerliği yapan herkes çoğunlukla çoğu konuyu çok rahat bir şekilde yine yapabilir arkadaşlar. E, hatta dörtgenler konusunu falan iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız benzerlik olmazsa olmazdır. Ve dördüncüsü de üçgende alan arkadaşlar. Bu konulara yine hakim olduğunuz zaman çoğu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bunlardan bu önemli konulardan birincisini işte bugün başlıyoruz arkadaşlar. Birincisine başlıyoruz. eksinden Şimdi geometri dersinin en önemli konulardan birine başlıyoruz diye bahsettik zaten bunlardan. Arkadaşlar geometride kafanıza göre çizim yok. Vay şuradan üçgen çizeyim. Vay şunu yapayım. Vay bunu yapayım. Valla arkadaşlar bir şeyler çizecekseniz öyle kafanıza göre üçgen üçgen oluşturacaksanız o kafanıza göre üçgen oluşturma da olmuyor. Üçgen oluşturma da olmuyor aslında. Nerede? Üçgende alanda yapabiliyorsunuz bunu. Böyle alan dağıtırken falan. Üçgende alan konusuna geldiğim zaman göstereceğim onu. Öyle üçgenler oluşturabiliyorsunuz. Ona izin var. Ama üçgende alan konusundan farklı bir konudaysanız eğer üçgen oluşturmak gibi bir şeyi asla ama asla işimize yaramaz. Mesela basit bir örnek vereyim. Siz mesela şöyle bir eşitlik gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Aa hocam çok kolay şuradan bir kenar ortay çizeyim. Öyle kenar ortay çizeyim diye bir ek çizim yok arkadaşlar. Özel durum olursa evet. Mesela burası 90 derece olmuş olsaydı evet 90'ın karşısından bir kenar ortay çizmek özel bir durum oluyor. Muhteşem işliyor. Mesela burada bu eşitliği gördüğünüz var. Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisi çizeceğiz. Bu da özel bir durum arkadaşlar. İşte bunların mantığını bu dersimizde anlatacağız arkadaşlar. Bu derslerimizde anlatacağız. 3 video olacak. Bir muhteşem üçlü, bir orta taban, bir de ikizkenarlık ek çizimi diye 3 video olacak arkadaşlar. Bunlardan birincisine şimdi başlıyoruz. Bu arada 3 tane ek çizimi ben burada anlatacağım ama sonra dik üçgende şunu anlatacağım. Özel açı mantığını kullanmak. Öyle geometride çok fazla bir ek çizim yok. Muhteşem bir şu var. İkiz kenarlık var. Orta taban var. Özel açı mantığını kullanmak var. Bak mantığı kullanmak var. Dik çizmek ama dik çizmenin de bir adabı var. Onu da öğreteceğiz arkadaşlar. Bir de alan sorularında tabana ait yükseklik çizmek. Ha bir de şu da vardı arkadaşlar. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler. Açı ortay konusunda da zaten onu söyleyeceğiz. Açı ortayda kola dik çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Bunun haricinde böyle geometri çizimimiz yok arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi biz bu ek çizimlerden birincisine başlıyoruz. Muhteşem üçlü. Ya yani muhteşem üçlü diye söylüyoruz sadece arkadaşlar. Yani genelde böyle alışılmış bir dil. Aslında kitaplarda falan muhteşem üçlü diye de geçmeyebilir tabii ki. Ama bizim ağzımızda hep bütün geometricilerin ağzında bu laf dolanır. Muhteşem üçlü. Dik üçgende hipotenüse ait kenar orta uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir. Yani sen 90 dereceden hipotenüse bir kenar ortay çizdiğinde kenar ortay çizdiğimizde bunlar bunlar birbirine eşit oluyor ya. İşte kenar ortay doğrusu da hipotenüsün yarısına. Yani eşit eşitken burası da eşit oluyor. 3 tane eşitlik söz konusu olduğu için burada da ne diyoruz arkadaşlar? Muhteşem üçlü sağlanır deyip üçüncüyü de eşitliği de koyuyoruz arkadaşlar. Hee muhteşem üçlü. Peki muhteşem üçlü çizdik. Peki hala hazırda bazen biz kendimiz çizeceğiz bunu. Peki hocam bu kalıp varsa da 90 derece ya da 3 tane eşitlik varsa da yine eksik parçayı tamamlayabilir miyiz? Evet arkadaşlar eksik parçayı tamamlayabilirsiniz. Ne zaman mı? Şu zaman. Arkadaşlar mesela şöyle bir şey gördünüz. 3 tane eşitlik gördünüz. Ya bu şekildeki gördüğünüz ifadelerden bir tanesi de eksikse o zaman 3. parçayı da siz tamamlıyorsunuz. Bak 3 tane eşitlik var. Muhteşem üçlü var hocam. 90 derece eksik 90 dereceyi sen koyarsın. Ya da şöyle bir şey var. 90 derece var. Eşit eşit. Üçüncü parçalık. 90'dan kenar ortaya çizilmiş. Üçüncü parçayı da sen koyarsın. Ya da en fazla gözden kaçanı söyleyeyim arkadaşlar. 90 derece var. Eşit eşit. İşte bu ikisi eşit olduğu için ne olmak zorunda? Bir üçüncüsü de burası da eşit olmak zorunda. Açılara dalsanız da kendiliğinden eşit çıkacaktır zaten ama bunu bilmenizde fayda var. Peki hocam muhteşem üçlü işte ek çizim diyorsunuz ve ek çizim çizeceğimizi söylüyorsunuz. Ve bazen böyle eksik parçayı tamamlamadan var tabii ki arkadaşlar. Peki muhteşem üçlüyü ben ne zaman çizmeliyim? Yani bunun mantığını ben ne zaman algılamalıyım diye soracak olursanız siz de buraları not alın. 90 dereceli sorularda. Arkadaşlar normalde böyle şeyi sevmem. Ezbere mezbere geliyor bana ama bu olayın mantığı ve önemli olduğu için bunları bilmek lazım. Böyle yazdığım şeyler gerçekten önemli şeyler arkadaşlar. 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa ya da şey diye 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında karşısında eşitlik varsa ve 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa arkadaşlar 1 bölü 2 oran varsa 90 dereceli sorularda bir 90'ın karşısında eşitlik varsa bir de herhangi bir şekilde 1 bölü 2 oran varsa muhteşem üçlü çizilir. Muhteşem üçlü Çizilir. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Tekrarlıyoruz. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa muhteşem üçlü çizilir. Bir de 1 bölü 2 oran varsa. Haa 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran olduğunda da muhteşem üçlü çizebiliyoruz. Hocam nerede 1 bölü 2 oran? Kenarda olabilir ya da açıda olabilir arkadaşlar. Ha, her zaman çizmeyeceksiniz zaten. Baktığınız soruları soruyor, verilen bilgilerle çözemiyorsunuz. Yani ek çizim hissiyatı içinizde oluştu. O zaman 90 derece varsa ya karşısında eşitlik varsa 90'ın ya da soruda 1 bölü 2 oran varsa açı veya kenarda o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Muhteşem üçlüyü çizeceksiniz. Muhteşem üçlü nereden çizilir? 90'dan çizilir arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutma. Haydi bakalım sorulara başlayalım. Bak ne var burada? Aa hocam 3 tane eşitlik var burada. Muhteşem üçlü sağlandı 90 derecedir. E burası da 90 derecedir. E buradaki dik üçgende şu 74'ün 90'a tamamlayalım değil midir alfa? Yani dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. E alfa artı 74 90 derece ise alfayı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 16 derece olarak buluruz. Evet birinci sorumuzun cevabı böylelikle 16 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bak soru kendini belli eder. Hocam soruda alakasız yerde bir eşitlik var. Demek ki bir yerlerde eksik bir parça var. Arkadaş şuna bakıyorum ki 90'ın karşısında eşitlik var. Ki burada kenar ortayı çizilmiş. A yani alakası eşitlik var. Bir alakalı bir yere getirmemiz lazım bir şeyleri ya da ilk çizim çizmemiz lazım. Hani bunu düşünüyorsun ya. Bunu düşünürken de sen zaten bakıyorsun. Ulan soruda 90 derece var. 90 ile ilgili ilk çizim muhteşem şu aklına geldi. Bir baktın ki 90'ın karşısında eşitlik var. Aa kenar ortayı çizilmiş. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Hop. Eşit eşitse burası da eşittir. Muhteşem üçlü. E ee, bak önceden alakasızdı. Şimdi bu eşitleri koyunca bir burada x kenarlık çıktı bir de burada x kenarlık çıktı. Çok alakalı oldu soru. O zaman bu x kenarlıktan dolayı 70 ise burası da 70'tir. E tamamı 90 olduğundan buraya 20 derece kaldı. E x kenardan dolayı bu tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıkartıyoruz. 160 2'ye bölüyoruz. Bunlar da 80 80 olur. Yani alfayı da buradan kaç derece buluruz arkadaşlar? 80 derece olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabı da 80 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Sözel hmm, bir soru. Korkmayın. Ben bu sözel soruyu da eskiden bir şekilde soru vardı. Sadece sözel bir ifadeye döktüm. Sözel sorular karşımıza gelir. Ne diyorsa sıralı bir şekilde yapmaya gayret edin. Mesela bir ABC üçgeni de. Çiz bir ABC üçgeni. Çiz. Rastgele herhangi bir şey demiyorsa rastgele bir ABC üçgeni çiz. Hani geniş açılı der belki. Geniş açılı çizebilirsiniz. İşte dik açılı der mesela. Dik üçgen çizebilirsiniz. Neyse. A köşesinden çizilen yükseklik BC'yi H noktasında kesiyor. Evet. A'dan çizilen yükseklik BC'yi H'ta kesiyormuş arkadaşlar. Şurası 90 derece, 90 derece ve şurası da H. Onu belirledim. B köşesinden çizilen kenar ortay. ABC üçgeninde B köşesinden çizilen kenar ortay. B köşesinden çizilen kenar ortay şu şekilde arkadaşlar. AC'yi D noktasında kesiyor. Bir de şurada bir oran verilmiş. BH uzunluğu K iken, şurası K iken AC uzunluğu 2K. AC uzunluğu 2K. A hocam burası da K burası da K oldu. A. Bunlar çift çizgi çift çizgi ise K dediğimizde çift çizgi yaptı. E. B, C, B D açısını vermiş. CBD B. D açısını 20 derece vermiş. Ve yukarıda verilenlere göre C. A. H açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. He, sözel bir soru. Hocam alakası yerde bir eşitlik var. Ha, demek ki arkadaşlar burada Hiçbir açı değerde yazamıyorum. Yazsam yazsam 20 90 70 yazarım ancak 70 yazarım başka da bir şey yapamıyorum. Bu eşitlerle ilgili bir ilgi alaka kuramadıysam demek ki bir ek çizim var. E, soruya bakıyorsun. 90'lık var soruda. Bir yükseklik var. 90'lık var. Aa 90'lık varsa büyük ihtimalle vardır. Muhteşem üçlü. 90'ın karşısında da hop şurada da bir eşitlik var arkadaşlar. E, o zaman ne yapıyorsun? 90'dan bir kenar ortay çiziyorsun. Kenar ortayı çizdin. Muhteşem üçlüden dolayı eşit oldu mu? Oldu. Eşit. Eşitse eşit oldu. Aa bak önceden alakasızdı. Şurada bir eşitlik vardı. Şimdi yan yana geldi mi? Geldi. O zaman o yan yanaları kullanalım. İkiz kenar mı çıktı? Evet. 20 ise o zaman burası da 20. Aa iki açıyı yan yana görünce dayanamam. Ne yaparım? İki iç açın toplamı bir dış açı. Yani burası 40 yaptı. Bak şu üçgende arkadaşlar iki tane açı yan yana geldi. Toplamları da direkt 40'tır. E burada da x kenarlık var. Tavan açıları birbirine eşit. E burası da 40'tır. E şuradaki büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende şuradaki alfa isteniliyor. Çünkü niye oraya baktım? Alfaya baktık. Hocam alfa şu büyük dik üçgende. Dik üçgende diğer iki açının toplamı da 90 derece değil midir? Alfa artı 40 eşittir 90 derece olduğundan dolayı alfayı da buradan kaç derece buluruz? 50 derece buluruz arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzun cevabını da 50 bulduk. Zor mu? Değil. Çözel sorulardan da sakın ama sakın korkmayın. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik buraya. Hocam alakasız yerde eşitlik var. A 90 derecede var. Büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar? 90'ın karşısında da eşitlik var. Aklımıza ilk ne gelir? Tabii ki muhteşem üçlü. Aklınıza gelen başınıza gelsin diyoruz. Tabii buna geometri de diyoruz arkadaşlar. Hop çizdik. Aklına gelen başına geldi. Hop çizdik. Ne oldu burada? Eşit eşitken burası da eşit oldu. Aa, önceden alakasızdı. Eşit eşitken eşitti. Eşitti. Şimdi muhteşem üçlüyü çizince hocam hem burada ikizkenar çıktı. Hem burada ikizkenar çıktı. Hem de burada x kenar çıktı. gördünüz? alfa ise burası da alfa. Hocam alfadan yürümeyelim ya. Zaten alfayı en sona bırakıyorduk. O zaman hiç alfadan yürümeyelim. Alfa dursun arkadaşlar. Biz nereden yürüyelim? Şu 30'dan yürüyelim. Aa, hocam 30'dan yürüyeceğiz ama 30'un olduğu yerlerde açı falan da yok. O zaman şuraya bir x diyelim. Çünkü burada da bir x kenarlık var ya. Hocam ben buraya x dersem şuradaki x kenarlıktan da olayı burası da x oldu mu? Oldu. Hocam iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne var burada? İki iç açının toplamı bir dış açı. Hemen x artı 30'u yapıştırdık. A x kenar. X kenarda taban açıları birbirine eşittir. Burası da x artı 30. Ne çıktı burada? Üçgen iç açıları toplamı. 1, 2, 3 x artı 2 tane 30. 3 x artı 60 eşittir 180. 3 x buradan 120'ye eşit oldu. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 40 olarak buluruz. Evet x'i 40 bulduk. Bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. O zaman x yerine bir 40 yaz bakayım kardeşim. Yaz. Ne duruyorsun? Yaz. E tamamı 90 bunun buraya ne kaldı? 50. Aa hocam bunlar da x kenardı. Alfa da kaç çıktı o zaman? 50 derece oldu arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 50 bulduk. Görüyorsunuz soru ek çizim olması aslında kendini belli ediyor arkadaşlar. Yani ek çizim sorusu bu diyor. Yani bangır bangır bağırıyor ya. Yani. Mesela geldik şu soruya. Bu soruya baktığımız zaman da hocam ne verilmiş? Bak şimdi. Bize verilmiş ki Ali Bey uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K demiş. Ali Bey uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K verilmiş. Allah Allah. Bu K ile 2K arasında hiçbir ilişki yok hocam. Ha şöyle olsaydı evet eyvallah olurdu. Hocam burası K burası 2K olsaydı. Bir dik üçgende 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı K olurdu arkadaşlar. O yüzden şurada açıyı 30 derece diye söyleyebilirdik. Ama dik üçgenimiz burası dik üçgenin kenarında K yok ki dışında K var. O zaman 30-60-90 hikayesi de ortadan kalkmış oldu. E ne yapacağız arkadaşlar? Hiçbir şekilde hiçbir açı yazamıyorum bakın. Hiçbir açı yazamıyorum. Sadece burası 15 burası 90 tamamında 75, 105 derece olduğunu biliyorum. Başka da bir şey yapamıyorum. O zaman bir ek çizim yapmalıyız. Zaten soruyu çözmek için ne yapmak zorundayız? Bu 2K ile K arasındaki e, arasındaki ilişkiyi bulmam lazım. Bunların arasında ne ilişkisi var diye düşünmem lazım. O zaman bakıyorum hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ek çizim gelecek aklıma. Ek çizim deyince de hocam 90'lık varsa aa bir de 1'e 2 oran var. Hem 90'lık hem 1'e 2 oranda 1'e 2 oran açıda olabilir, kenarda olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Hem 90'lık hem de 1'e 2 oran varsa aklına geldi? Muhteşem şu. Aklına gelen başına gelsin inşallah. Hop çizdin. Tabi bu geometride. Çizdin. Hocam muhteşem şu çizdim. Eşit eşitken burası da eşit olurdu. Yani bir 90'dan bir kenar ortaya çizdin. Eşit eşit eşit. Hocam burası K. Burası K. Burası da K. A önceden K ile 2K alakasızdı. Şimdi burası da K. Burası da K. Şurada bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Tamam. O zaman burada ya bir yerden yürüyemiyorum. Hiç açı yazamıyorum. Alfadan yürüyeyim o zaman. x kenarlık da var ya zaten burada. Hadi alfadan yürüyeyim. Alfaysa ise burası da alfa x kenarlıktan? Evet hocam. İki iç açının toplamı bir dış açımı aynen hocam. Burası da 2 alfa. 2 açı görünce dayanamayıp ne yapıyoruz? Hemen buraya 2 alfayı yazıyoruz. Ha ikiz kenarlık var burada. Onu da kullanalım. Buradaki ikiz kenarlık da bu ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıları birbirine eşit olur. 2 alfa ise burası da ne olmak zorunda? 2 alfa olmak zorunda. Hocam 15'i kullanmadık dediğin beynin o da ben şunu fark etti. Hocam belki şunu fark etti. Hop büyük üçgende hocam 2 alfa 15 90 ve alfanın toplamı 180 dedi. Ya da hocam 2 alfa ile 15 yan yana geldi. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası 2 alfa artı 15 oldu. Aa hocam İkiz kenardan dolayı buraya da 2 alfa artı 15 deyip iç açılar toplamı diyebilirsin. Ya da e, 2 alfa artı 15 ile alfa dik üçgenin açıları olduğu için bu açılar toplamının 90 derece olması lazım. Yani 2 alfa artı 15 ile alfanın toplamı yani şu açıyla şu açının toplamı dik üçgenin açıları olduğu için kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. 3 alfa buradan 75 yapar. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. Soru kendini belli etmiyor mu? Ediyor. Yani sen o verilen bilgileri kullanamıyorsun. Çünkü hep ne diyoruz? Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. E sen K ile 2K'yı kullanamazsan sorunun çözümüne ulaşamazsın. E burada K ile 2K'yı kullanacak bir hamle bir ek çizim yapmam lazım. O da nedir? 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran. Yani 90'lı sorularda karşısında eşitlik varsa 90'ın muhteşem 3'ü çizebiliyorken aynı zamanda 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran varken de bir ne çiziyoruz arkadaşlar? Muhteşem 3'ü çizebiliyoruz. Hemen çizdik ve olay bitti. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Muhteşem ile ilgili son soruya. Şuraya baktığımız zaman BAD açısı alfayken, iki alfa iken burası 2 alfa verilmiş mi verilmiş? BAD alfa iken burası CAD açısı. CAD açısı 2 alfa verilmiş. Valla arkadaşlar hiç şöyle tamam alfabeteye dalacağız. Dalacağımız yerler gelecek arkadaşlar ama biri alfa verilmiş, biri 2 alfa verilmiş. Yani e, bu tür sorularda da alfabeteye dalmayız tabii ki. O zaman açılara Hocam peki alfaysa 90 eksi alfa falan gir diye girsek böyle. Valla çıkmayacağı aşikar arkadaşlar. Yalnız şu var. Hocam burası 90 burası 90. Şöyle bir z kuralı var değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman alfaysa burası da alfa oldu mu? Oldu. Ya da alfa alfaysa 90 eksi alfa 90 eksi alfaysa da burası da alfa diyebilirdik tabii ki. Hocam çıkmıyor soru. Soru çıkmıyor. Niye? Buradaki iki alfayı kullanamıyorum. Acaba 90 eksi 3 alfa falan mı yazsam mı? Yok gelmez. Buraya da bu hiç kullanamazsın. Gelmiyor. Burası da 90 eksi alfa gelmiyor. Ne yapacağız? Ya bir şeyler çizmeliyim o zaman. Hiçbir şey yapamıyorum çünkü 6'yı da kullanamıyorum. Ya bir şeyler çizmeliyim dediğin zaman artık sen bu konuyu gördüğün zaman şunu diyeceksin. A 90 var. Acaba muhteşem üçlü mü? Şuraya da bir baktın ki hocam alfaya 2 alfa 1'e 2 oranda var. Tamam iş garanti artık. Çünkü 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran varsa açılarda da olabilir arkadaşlar. Muhteşem üçlüye çiz. Peki şimdi dur bakalım. Sana şu soruyu soruyorum. Nereden muhteşem bir şey çizmek daha mantıklı. 90'dan çizeceğiz ya. Hocam buradan buraya mı? Ne kadar saçma olduğu belli. Birincisi bu. Hocam buradan buraya mı? Yoksa hocam buradan buraya mı? Sence hangisi mantıklı? Şöyle bir düşün. Sen olsan hangisini şey yapardın? Şuradan şuraya çizsek. Valla şekil baya bir karışıyor. Çıkmayacağı belli değil mi arkadaşlar? Evet. Çizerken de bazen birkaç tane 90 olabilir. Hangisi mantıklıysa onu düşüneceksin. Peki şuradan şöyle çizsek. Muhteşem şurayı çizdik 90 dereceden. Eşit. Eşitken burası da eşit oldu. Aa hocam. İkiz kenardan dolayı alfa ise burası da alfa oldu. İki açı gördük dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış yapışı yazarım. Aa hocam bak şimdi ben iki alfayı kullanmadım. Şimdi iki alfayı yoğunlaşalım. Sen iki alfaya baktığın zaman gör demiyorum. Bak yoğunlaşalım diyorum. Sen iki alfaya baktığın zaman ula burada da iki alfa bulduk. Bak gördün mü? Beynin otomatikman fark ediyor zaten. Görme değil. Beynin otomatikman fark ediyor. 2 alfaya 2 alfa. Ne var arkadaşlar burada? Bir ikiz kenar üçgen çıktı burada. Bak 2 alfayı kullandık. O zaman hocam burası 6 ise burası da 6'dır. Hatta bunlar 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 eşitti. Yani burası da 6 burası da 6. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Yani x'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? x de ed uzunluğuydu arkadaşlar. Ya da de e uzunluğuydu. E 6 burası 6 burası ise toplamda 12 yapar cevabımız. Evet gençler böylelikle Muhteşem üçlü ile ilgili hem konu anlatımını hem de sorularını çözmüş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda en önemli ek çizimde çünkü her yerde karşımıza çıkacak. İkiz kenarlık ek çiziminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.